Herkese merhabalar. Bugün yine Hayatımı Kolaylaştıranlar serisinden devam ediyorum. SanDisk'in bu SSD hard diskini aldım Amazon.com'dan. Benim bir üyeliğim yok aslında. Bizim şirketteki sağ olsun Eren abinin bana verdiği destekle onun hesabından doğru böyle beğendiğim şeyleri alıyorum. Kendisi Prime üyesi. Güzel bir sistem. Aslında ilk başlarda normalde alıyordun, ertesi gün sana geri geliyordu. Şimdi bayağı trend yola bağladı ama yani onu da kötülemek için söylemiyorum gerçi de. Geç geliyor yani. Hani öyle bir Prime'ın erken gelmedi gibi bir durum yok. Neyse konumuza dönelim. Mac Mini M1 cihazı aldım. Çok pahalıydı yani hard disk fiyatları arasında uçurum bir fark vardı benim için en azından. 256 GB'ını aldım. Yani yaparım hard diske koyarım gibi düşünerek. Mane diye bir grupta çalıyorum ben ayrıca. Grubumuzun bas gitarisinde SSD hard disk var taşınılabilir. Yani bundan değildi, bunun bir alt modeliydi. Pena kadar falan ağırdı muhtemelen. Çok hoşuma gitti. Sonra aktarım hızına bir baktım. Aa dedim çok iyi. Yani en azından yaptığım projeleri ben onun içinde tutarım, aktarırım vesaire taşırım gibi şeyler düşündüm. Tabii bu araştırmalarda yani telefonda bir şeylere bakarken bir algoritması var ya, bu CIA bizi dinliyor mu gibi bir şey değil tabii ki de, bu bizi dinlediğini ve ona göre algoritma oluşturarak karşımıza bizim sevdiğimiz, beklediğimiz şeyleri çıkartıyor. Bu hard disk çıktı. Amazon.com'da vardı. Ciddi paralardı. Normalde bakıyordum. Bu hayal gibiydi. Ben yine o Kadir'de gördüğüm hard diskten alacaktım. Hayatıma normal bir flash diskten daha öte, daha hızlı bir şey alırım diye planlarken bunun fiyatının böyle 2200-2300 lira gibi bir civara düştüğünü görünce şak diye aldım hemen. Çünkü hem 1 terabayt hem de bu 2000 megabayt bölü saniye MB büyük olunca farklı oluyormuş galiba. Bizim şirkette birisi söyledi onu, çalışan arkadaşlarımdan bir tanesi. Onu aldım. Bütün, şimdi ben Logic kullanıyorum, Studio One 5 kullanıyorum, Final Cut Pro kullanıyorum bilgisayarda işlem yaparken. Ciddi ciddi pluginler kullanıyorum. Bazen yaptığım projeler böyle 50-60-70 kanalı buluyor. Pluginleri koyuyorsun, ses bankaları, midiler vesaire derken bilgisayar normalde kasıyor. Ya bu değil yani. Bunun ne kadar kastığını bilmiyordum. Bunu tamamen şu anda hala görerek, öğrenerek devam ediyorum ama herhangi bir şekilde kasmadı. M1 zaten biraz daha yeni. Ben aldığım için M2'sini çıkarttılar sağ olsunlar. Benim almamı bekliyorlar. Bazen hep böyle olur yani siz başka şeylerde. Belki de benim hatam, takip etmiyorum. 25-30 bin lira verip bir M2 alır mıydım? Zaten almazdım. Ama yine de ben serzenişte bulunayım. Severim. Neyse bu arkadaşı aldım. Aldıktan sonra da bunun üzerinden ilerleyeyim dedi. İçinden iki tane kablo çıkıyor. Bir tanesi Type-C to Type-C, bir tane de Type-C to USB kablo. Yani normal herhangi bir Windows bilgisayara da bağlayıp aktarım yapabiliyorsunuz ama Type-C'nin hızı çok inanılmaz olduğunu söylüyorlardı ki öyleymiş. Onu öğrendim. Ne kadar programım varsa hepsi sadece o hard diskin içinde. Yani MacBook'un, MacBook diyorum, alışmışım eskiden hep MacBook kullanıyordum. Mac Mini'nin içinde benim bu söylediğim az önceki programların hiçbirisi kurulu değil. Yani her şey onda, ses bankaları onda, çalıştığım projeler onda. Gram takılma olmuyor. Yani çok ciddi bir hızla çalışıyor. Yani vaat ettiği hızı alamıyorum çünkü Mac Mini'ler bu Thunderbolt 3 mü 4 mü tam hatırlamıyorum onu. Şimdi bir hard diskten, normal bir hard diskten konuşuyorum. Belki SSD'nin bazı modelleri de olabilir. Onlardan daha hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Hayatımı bu denli kolaylaştırıyor. Ben kastım şu. Atıyorum ben bu hard diskte bir proje çalışıyorum. Bende bir tane de iPad Pro var. M1 işlemcili. Bazen koltuk karşısında televizyon izliyorum gibi ayak yaparken eşime böyle oturup müzik yapıyorum. İşte kulağımı takıp bir tanesine en azından. Sonra bu direkt Type-C kablo olduğu için o projeyi direkt buna aktarıyorum. Bunun içinde saklıyorum. Aynı anda bilgisayarın içine de aktarabiliyorum. Çok kolaylaştırıyor. O yüzden bu olayı çok sevdim. Pahalı. Şu anda galiba daha büyük bir uçurumlarda. Ne olduğuna bakar ben videonun içine, onu mutlaka koyarım ama ben 2200-2300 civarlarında bir fiyat aldım. Yani onu çok iyi hatırlıyorum. İndirim gibi bir şey ibare vardı ki gerçekten öyleymiş gördüğüm üzere. Pahalı ama verdiğiniz paranın yani son kuruşuna kadar helal diyebileceğiniz bir
hard disk ve inanılmaz hafif. Gördüğünüz gibi ben burada konuşurken hani elimde tutuyorum. Nasıl hareket ettirdiğimi görüyorsunuz. Normalde bunun içinde de SSD hard disk var. Ama ya hız farkı bu kadar olabilir mi? Bunun hepsini birazdan yapacağım hız testlerinde göstereceğim. Black Magic'in bu hard disk hızını ölçme programı varmış. Ben de videoları izleye izleye öğrendim. Onun üzerinden size kaydedip videonun içine mutlaka onları koyacağım. Ondan önce bunun yapısından bahsedeyim. İnanılmaz böyle tatlı bir hissiyatı var dokunmanın. Üstü ayrı, altı ayrı böyle yumuşak, nasıl diyeyim, hafif, güzel. Herhalde bu anahtarlar vesaire takmak için ama yani ne kadar sağlam olursa olsun anahtarlığıma takmam diye düşünüyorum. Yani dikkatli davranırım diye. Bir de su geçirmiyormuş. Benim de diğer izlediğim videolarda ballandıra ballandıra anlattıkları şeylerden bir tanesi. Burada evet, suya ve tuza karşı dayanıklı diyor. Toza dayanıklı olsun ama suya... Ya hard diskimi yıkamanın bir anlamını görmediğim için öyle bir şey denemiyorum. Telefonlar için de öyle söylüyorlar biliyorsunuz ama yapmıyorum öyle bir şey. Bence siz de yapmayın çünkü artık çok pahalı, burada pahalı olduğu için bu tarz işler şakaya gelmez. Hiç tavsiye etmem. Neticede elektronik cihaz. Bir tane bir yerinde bir açık olsa elinize patlayabilir. Bir anda da kullanıcı hatası gibi saçma bir ibareyle karşılaşabilirsiniz. Ben 2200 aldım. Belki indirimde size de denk geldi. O fiyat aldınız ya da çok beğendiniz 5000 lira verdiniz. Böyle bir durumda çöp. Dolayısıyla amacına yönelik kullanın yani. Depo olarak kullanın. Üzerinden çalışmak için kullanın. Dışarıda çalışmayı seviyorsanız gene ideal bir şey bu. Hani bir MacBook Pro'nuz ya da MacBook'unuz ya da normal PC'niz fark etmez. Normal PC'de de bir SSD hard disk olduğu için gayet hızlı çalışıyor. Tavsiye ederim. Benim hayatımı çok kolaylaştırıyor. Şimdi hız testini yapalım. Blackmagic Speed Test diye bir program. Onu çok övüyorlar ama hiçbir zaman aslında programlar tam karşılığını vermiyormuş. Yine de ne kadar hızlı bir veri transferi yaptığınızı görünce amaçsızca mutlu oluyorsunuz. Aslında hızını kullandığınız zaman fark ediyorsunuz. Basıyorum. Programı açtım. Type-C to Type-C ile bir test yapalım. Buradan ayarlara geliyoruz. Target Drive diyoruz. Hani neyi yapmak istiyorsun? Extreme Pro'yu seçiyorum ben. Gördüğünüz gibi her şeyim burada. Hani net gözüküyor mu tam emin değilim ama Open diyorum. Şimdi Start'a basıyorum. Hard disk dolu olmasına rağmen 817.818.5 güzel okuma. Pardon yazma. Şimdi de okuma 857.9. Şimdi de normal USB'den Type-C'ye çevirdiği kendi kablosunu bir takalım USB portumuza. Onun üzerinden bakalım ne kadar fark var. Birlikte görelim. Select Target Drive, Stream Pro seçiliymiş zaten. Open diyorum. Start Test. Bakın aynı hard disk kendi orijinal kablosu Type-C to Type-C 800 küsur değerler vermişti. Bu 203. Bakın Type-C kablo ne kadar yüksek değer vermişti ama bu kendi orijinal kablosu olmasına rağmen 203.5 yazmada bu da muhtemelen 211.4 gibi bir seviyede kalacak. Bu kadar kablonun yapısı bile fark ediyor. Yani mümkünse o yüzden hani iki tarafta Type-C yani girişte Type-C ve işte hard disk zaten girişi Type-C. Bilgisayarınızda Type-C çıkışı olan bir cihazı kullanmanız daha iyi olacaktır. Bu Windows normal 3.0 USB çıkışlarında bile bu hızı verecekse aslında düşük. O zaman mesela bu hard diske o kadar para vermeye gerek yok derim. Şimdi de normal hani standart bir SSD hard diskin bu yapıyı zaten biliyorsunuzdur aşağı yukarı. Bunun nasıl bir hızı olduğunu ikisinin ya hatta 3 tipin arasındaki farkı hep birlikte görmüş olalım. Start'a basıyorum. Bu bile daha hızlı. Enteresan bir şekilde. Gerçi bu da SSD ama bu da Samsung'un bir SSD hard disklerinden bir tane. Elimde vardı benim. Onun için bir kutu aldım. 3.0 destekleyen. Onu kullandım. Yani böyle bir mantıkta siz normal bir SSD hard diskiniz varsa ya da işte ödenebiliyorsanız Windows PC kullanıyorsunuz özellikle. Hani böyle standart bir SSD taşınabilir hard disk kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü az önce SanDisk'in o kendi orijinal kablosuyla bile verdiği değer farkını gördünüz. Dolayısıyla bir Mac kullanıcısıysanız ya da işte Windows'unuzun üzerinde o laptopunuzun ya da PC'nizin Type-C çıkışı varsa tabii ki bu arkadaşı tavsiye ederim. Çünkü çok ciddi hızlı. Beni tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer Hayatımı Kolaylaştıranlar serisiyle ben müzik aletlerini nerede ne kullanıyorum vesaire gibi serilerle size video çekmeye devam edeceğim. Benimkisi birazcık daha arkadaşça ve sohbet tadında ilerleyecek. O yüzden balon uçurtma vesaire gibi şeyler beklemeyin. Görüşmek üzere.